Fatih Altaylı, 11 Ekim 2021 Habertürk Sübvansiyon devrine dönüş Birkaç yıl önce dünyanın en pahalı akaryakıtını satın alıyorduk bayilerdeki pompalardan. Şaka yapmıyorum, en pahalı. 2006 yılında 1 litre mazotun fiyatı 2.26 TL idi. Dolar kuruysa 1.35 TL. 1 litre mazotun dolar cinsinden ederi 1.6 dolardı. 2012 yılında 1 litre mazotun fiyatı 4,5 lira olmuştu. Dolar kuruysa 1,35 liraydı. Mazotun litresine tam tamına 2,47 dolar ödüyorduk. Bu dünyanın en pahalı akaryakıtıydı. Aradan 10 yıla yakın bir zaman geçti. Bugün mazotun litre fiyatı hemen hemen 7,52 TL. Dolar kuruysa 8,95. Mazotun litre fiyatı da haliyle 1 doların altında. 0,83 cent. Bir zamanlar Avrupa'nın en pahalı akaryakıtını satan ülke, ekonomisi o güne oranla çok daha kötüye gittiği halde bugün akaryakıtı en ucuz satan ülke haline geldi. Şaka yapmıyorum. Gerçekten petrol üreten birkaç körfez ülke dışında en ucuz. Peki niye? Çünkü devlet akaryakıttan alınan vergiyi giderek geriye çekti. Dolar arttıkça vergi geriledi. Bunun adı sübvansiyondur. Geçmişte de yapıldı, 1970'lerde de. Üstelik de dünya petrol kriziyle sarsılırken Türkiye'de akaryakıt göreceli olarak ucuzdu. Devlet akaryakıtı maliyetin altında bir bedele satışa sunuyordu. Satılan her litre akaryakıtta devlet cebinize bir miktar para koymuş oluyordu. Sürdürülebilir bir şey olmadığı için sürdürülemedi zaten. 1980'de çok büyük zamlarla makas kapatıldı görünen o ki yeni Türkiye yeni Türkiye derken en eski Türkiye'ye en sorunlu dönemlere gerisin geri dönüyoruz. O gün sürdürülebilir olmayanın bugün de sürdürülebilir olmadığı aşikar. Ancak belli ki iktidar bunu sürdürmek istiyor. Çünkü akaryakıta yapılacak zammın zaten fırlamış gitmiş fiyatları daha da uçuracağını, zaten yükselmekte olan enflasyona turbo etkisi yapacağını biliyor. Bu yüzden de vergiden vazgeçerek enflasyonu tutmaya çalışıyor beyhude bir uğraş ama deniyorlar. Peki nereye kadar tutabilir? Muhtemelen 2023'e ya da seçime kadar tutmak isteyecektir. Tutabilir mi? Belki tutabilir. Ama bu tam anlamıyla kanseri ağrı kesiciyle tedavi etmek gibidir. Ağrısı yok diye mutlu olursunuz ama sonunda tedavi edilmeyen hastayı kaybedersiniz. Burada hasta olan ülke ekonomisidir. Kaybedilecek olanın ne olduğunu da siz daha iyi bilirsiniz. Paran var mı derdin var. Son duyduğum dedikodu beni çok eğlendirdi. Memleketin halini anlatmak açısından da hoş bir örnek. Bir süreden beri kredi borçlarının ertelenmesi ve yeniden yapılandırılması için bankalarla pazarlıkta olan bir iş adamı var. Bilinen, tanınan bir iş adamı. AK Parti döneminde yıldızı parlamış gibi görünen gruplardan birinin sahibi. Bu patron bankalarla pazarlığı sürerken görüşmekte olduğu bankalara bir mektup yazarak kredi ödemeleri nedeniyle nakit akış sorunu yaşadığını, kendi geçimini sağlamakta zorlandığını, bu yüzden de şahsi masrafları içinde bankalar tarafından bir fon yaratılmasını talep etmiş. Mektubu okuyan banka yöneticilerinin gözleri yerinden çıkmış. Çünkü iş adamı bankalardan özel uçağının giderlerini de talep ediyormuş yaklaşık 30-35 milyon dolarlık iş jetinin bakım, sigorta, personel ve yakıt giderlerinin de alacaklı bankalar tarafından karşılanmasını istemiş. Tabii bankacılar bu talepleri tebessümle karşılamışlar ve yanıt bile vermemişler. Yani diyeceğim o ki sevgili okurlar, siz de kendinizinkini dert zannediyorsunuz. Bakın insanların ne büyük dertleri var. Kırsalda aşı nasıl yürüyor? En son babalar duyar derler ya, bazen de en son en yetkili kişiler duyar. Çünkü aksaklığın ya da sorunun tepeye aksettirilmemesi Türkiye'nin yalakalık geleneğinin bir parçasıdır. Bu yüzden belki de aşağıda okuyacağınız hekim mektubu, Sağlık Bakanlığı'nın en üst kademesi tarafından bilinmeyen bir durumu ortaya koyacaktır. Sayın Altaylı, ben Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında batıdaki bir ilimize bağlı Merkez İlçe Sağlık Müdürlüğünde çalışan bir hekimim. Çalıştığım kurum İlçe Sağlık Müdürlüğü. Dolayısıyla aktif olarak yaptığımız en önemli iş filyasyon ve aşılama. Her iki faaliyette de maalesef işler tam manasıyla şirazesinden kaymış durumda. Aşı çadırları ve benzeri faaliyetlerde kötü planlama yüzünden köylere giden aşılar, aşı nakil kaplarında 8-10 saat, bazen daha uzun bekleyip tüketilemediği için tekrar aşı dolabına geri giriyor. Aynı aşılar ertesi gün başka bir aşı çadırında 8-10 saat bekleyip yine geri geliyor. Aşı nakil kaplarında bulunan buz akülerini düzenli olarak değiştirmenize rağmen aynı flakon 3-4 defa dolaba girdiği için soğuk zincir bozuluyor. Bu durum aşının etkinliğini ciddi oranda düşürüyor. Çok aşı yapalım. Oranımızı mevcut şartlar altında maksimuma yükseltelim. Buna kimsenin itirazı yok. Fakat bunu efektif ve şu an olduğu gibi plansız yaparsak, %70 aşı oranlarına ulaşsak bile vaka ve ölüm sayılarımız maalesef azalmayacak. Aşılama faaliyetlerinin başladığı ilk günlerde aşıların çalkalanmaması, fazla hareket ettirilmemesi konularında bakanlık tarafından uyarılmıştık. Fakat mevcut durumda bu kurala da riayet edilmesi çok mümkün değil. Köy yolları berbat ve bu aşılar günde 4-5 köy geziyor. Ben kucağıma alıp taşıyorum fakat aracın bagaj kısmını atıp götüren onlarca meslektaşımı gördüm. Bu iki durum sadece ilk etapta belirtmek istediğim konular. Filyasyonsa ayrı bir başlık ve orada da bundan daha beter sıkıntılar var. Dilerseniz seve seve yazarım. Aşı konusunda hassasiyetinizi biliyor ve okuyorum. Bu nedenle bu konuyu sizinle paylaşmak istedim. Saygılarımı sunuyorum. Ne zaman adam oluruz? Benim olsun küçük olsun diyeceğimize bizim olsun büyük olsun diyebildiğimiz zaman. Fatih Altaylı Nevşin Mengü 11 Ekim 2021 Yetkin Report bir anket, üçüncü ittifak ve akar üzerine spekülasyonlar. Milletçe anket bağımlısı olduk. Hangi anket şirketinin hangi partiyi ne kadar tahmin ettiği, kararsızların kaç çıktığı, hangi kararsızların kime oy vereceği tartışılırken zaman akıp geçiyor. Tüm bu tartışmalara bir katkıda benden olsun. Dorça Türkçe online kanalında yaptığım Nevşin Mengü Soruyor isimli programda ORC araştırmanın başkanı Mehmet Pösteki ile konuştum. Röportajın iki özelliği var. Birincisi, ORC anket AKP'ye yakın bir kuruluş. Bunu da inkar etmiyor. İkincisi, Mehmet Pösteki ekranlarda pek fazla gördüğümüz bir isim değil. Son anketinin sonuçlarını ilk kez bu programda açıkladı. ORC, Eylül başındaki çalışmasında da erken seçim talebini %59.9 olarak ölçmüştü. Anket sonuçlarına ve Pösteki'nin çıkarımlarına ORC'nin pozisyonunu akılda tutarak bakmakta fayda var. Önce anket sonuçlarıyla başlayalım. Anket 13-29 Eylül tarihleri arasında 7 büyük şehirde İstanbul, Ankara, Mersin, Samsun, Gaziantep, Aydın ve Malatya'da toplam 13.650 kişiye sorularak yapılmış. Pösteki Eylül sonunda seçim yapılmış olsa partilerin alacakları oyları şöyle tahmin ettiklerini söyledi. AKP %31.9, CHP %25.9, İyi Parti %13.1. MHP %9.4, HDP %8.1, DEVA %4.7 ve Gelecek %2.9. AKP'deki erime neye bağlı? ORC Başkanı Pösteki, AKP oylarındaki erimeyi öncelikle iletişim stratejisinin yanlışlığına bağlıyor. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında öldürülen AKP iletişim stratejisti Erol Olçok dönemini hatırlatıyor. AKP'nin tek sorunu iletişim stratejisi mi? Emin değilim. Pösteki, Erdoğan'ın dar çevresinin gerçek haberleri ve olan biteni Erdoğan'dan sakladığı, onu yanlış yönlendirdiği görüşünde. Erdoğan iyi çevresi kötü görüşünün ötesinde, tarihte her saraya çıkan, kapanan, saraya çıkınca kapanmakta kaçınılmaz oluyor liderin aynı sonuçla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Bunun ötesinde, Pöstekiye göre sadece Erdoğan'ın yakın çevresi değil, AKP teşkilatları da halktan kopmuş durumda. Vatandaş derdini anlatmak için AKP'ye erişemiyor. Erişebildiği zaman da baştan savuluyor. Seçmenle parti arasında iletişim kanalları kapanmış durumda. 19. yüzyıl İngiliz siyasetçisi Baron Acton'un sözleri geliyor akla: İktidar yozlaştırır, mutlak iktidar mutlaka yozlaştırır. Bence AKP'nin olçoklu çoklu eski güzel günlere dönme ihtimali yok. Üçüncü ittifak ihtimali var mı? ORC'nin bulduğu ilginç sonuçlar var. Örneğin MHP'nin oyu diğer anketlerde göründüğünden yüksek. HDP ise MHP'nin gerisinde görünüyor. Bir başka dikkat çekici durumsa Ali Babacan'ın Deva Partisi'nin adeta depara kalkmış görünmesi pöstekinin bulduğu sonuçlara göre deva %1-2'lerden %4'lere çıkmış deva partililer de %5-7 aralığına oturunca partilerinin daha yüksek bir ivme yakalayacağını akp'den oy kayışının hızlanacağını düşünüyor Deva ve gelecek toplamının %7'ye dayanması da sanıyorum gözünüzden kaçmamıştır. Malum seçim sisteminin değiştirilerek barajın %7'ye çekileceği konuşuluyor. Şimdiden bu partiler arasında bir üçüncü ittifakın gerekliliği konusunda sesler yükselmeye başlamış durumda. Anketlerdeki bu tip sonuçlar AKP'den kopan partilerin arasında 3. ittifak yanlılarını cesaretlendirecek spekülasyonları artıracaktır. Nitekim Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu şimdiden kapıyı aralamış durumda. Anket, Millet İttifakı'nın yerel yönetimde olduğu illerde CHP ve İyi Parti'ye oy geçişi olduğunu gösteriyor. Pöstekki'ye göre İstanbul bunun dışında. AKP durumu toparladı diyor. Özellikle iktidara yakın medyada sabah akşam Millet İttifakı'nın adayı kim olacağı konusunda yazılıp çizildiği süreçte önemli bir saptama. Hulusi Akar üzerine spekülasyonlar. Fakat bence tüm söyleşinin en çarpıcı kısmı Pösteki'nin Erdoğan herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur sorusuna verdiği yanıt oldu. Ben Abdullah Gül gibi bir isim beklerken Mehmet Pösteki AKP kulislerinde en çok Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın adının geçtiğini söyledi. Pösteki Suriye, Libya, Azerbaycan operasyonlarından sonra Akar'ın adının öne çıktığını, tabanda güven ve takdir kazandığını söylüyor. Herhalde Akar, Erdoğan'ın aday olmak istememesi ya da olamaması durumunda partiyi değil de devleti temsil edecek, parlamenter sisteme olası bir dönüş durumunda siyaset üstü olabilecek bir figür gibi görülüyor. Askeri vesayeti bitirme sözüyle iktidara gelen AKP'nin Erdoğan olmayacaksa Akar olsun noktasına gelmesi de eğer gerçekten öyleyse hayli düşündürücü ya da hatta eğitici diyelim. Akar'ın adı daha önce başka araştırmalarda da AKP içinde yıldızı yükselen isimler arasında gösterilmişti. Pösteki gerçi Erdoğan'ın aday olacağını, olmaması ihtimalinin çok düşük olduğunu da söylüyor. Zaten Akar'ın bir aday olarak seçime girmesi durumunda muhalefetin çıkaracağı herhangi bir aday karşısında şansı olabileceğini düşünmüyorum. Nevşin Mengü Mehmet Tezkan, 11 Ekim 2021, Halk TV.com.tr Erdoğan şarkısı bitti. Rüzgar döndü. Bunu AKP Genel Başkanı da görüyor. Erdoğan seçim kaybetmez efsanesinin yıkıldığının farkında. Usta siyasetçi, deneyimli siyasetçi yolun sonuna geldiğini hissediyor. Muhalefeti hedef alan sert hamleler yapıyor ama hiçbiri karşılık bulmuyor. Hiçbiri rüzgarı yeniden arkasına almasını sağlamıyor. 26 Mart 1999 tarihinde 4 ay 10 günlük cezasını çekmek için cezaevine giderken aynı gün piyasaya bir kaset çıkarılmıştı. Kasetin üzerinde Erdoğan'ın resmi vardı. Şiir kasetindeydi. Kasetin adı Bu şarkı burada bitmez. Erdoğan mahkum olunca cezası kesinleşince söylemişti bu sözü. Galiba artık şarkının bitme vakti geldi. Galiba kasetin ömrü doldu. Galiba kasetin tedavülden kalkma zamanı geldi de geçti. Yıllardır tekrarlarım. İddia şu, seçim sandıkta kazanılmaz. Seçim sandıktan önce kazanılır veya kaybedilir. Bir partinin seçimi kazanacağı gümbür gümbür iktidara geleceği seçimden önce belli olur. Toplumun nabzı o yönde atar. Toplumun ilgisi o partiye, o lidere yönelir. Toplumun kameraları o yöne döner. Örnek çok, 2002 yılında AKP'nin iktidar olacağı kurulduğu gün belli olmuştu. 2007 seçiminde %47'lere çıkacağı, 2011'de zirve yapacağı da çok önceden belliydi. Çünkü herkes Erdoğan'ı konuşuyordu. Çünkü herkes AKP'den söz ediyordu. Rüzgar Erdoğan'dan yana esiyordu. Şimdi ters yönde esiyor. Şimdi Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğine olan inanç giderek artıyor. Yine halkın çoğunluğu Erdoğan'ı konuşuyor. Ama aynı çoğunluk bu seçimi de alır demiyor. Artık bu seçimde gider diyor yakın zamana kadar AKP'yi ayakta tutan kişiydi. Erdoğan tek başına seçimi alır deniliyordu. Buna kendi de inandı, dar çevresi de. Önce AKP'yi Erdoğan Partisine dönüştürdü, sonra sadece partisini değil, ülkeyi de tek başına yönetmeye başladı. Aslında o gün kendini olağanüstü yetkilerle donattığı gün kaybetmişti. Fatura yeni yeni ortaya çıkıyor. Fatura ilk kesimde kesilmek üzere bekliyor. Nereden biliyorsun diyeceksiniz? Toplumun nabzını tutan, tutmaya çalışan herkesin ortak görüşü bu. Erdoğan şarkısı bitti. Eskiden nereden nereye diyerek 2002 yılıyla kıyaslamalar yapardı. Şimdi muhalefet aynı kıyaslamayı yapıyor. 2002 yılının dolarıyla, altınıyla, benzin fiyatıyla, alım gücüyle bugünleri kıyaslıyor. Ortaya çıkan tablo 2001 krizinde bile Türkiye'nin bugünden daha iyi durumda olduğu. Yolsuzluklar, usulsüzlükler, kayırmacı politika, israf, devlet malı deniz anlayışı yine vardı ama bugünkü kadar hiçbir zaman olmadı. Sayıştay müfettişleri raporlar yazıyor. Usulsüzlükleri tek tek gözler önüne seriyor. Bir tek savcı kılını kıpırdatmıyor. Müteahhitlere haksız kazanç sağlandığı belgeleniyor, bir tek savcı dönüp bakmıyor. Fahiş fiyatlarla mal alıp satıldığı tespit ediliyor, bir tek savcı harekete geçmiyor. Ülke bu halde iş kime düşüyor? Seçmene. Mehmet Tezkan Barış Terkoğlu, 11 Ekim 2021, Cumhuriyet Erdoğan kimin cumhurbaşkanı? Muhafazakarların mı, liberallerin mi, partisindeki İslamcıların mı, MHP'deki ülkücülerin mi, taşranın mı, şehrin mi? Erdoğan hangisinin cumhurbaşkanı? Kesin olan bir şey var ki Erdoğan en çok servet sahiplerinin cumhurbaşkanı. Bu nedenledir ki aldığı kararlar hep sermaye sahiplerini sevindiriyor. Öyle ya da geçenlerde kürsüye çıkmadı mı? Zincir marketlerden şikayet etmedi mi? Fahiş fiyatlardan dem vurmadı mı? Gerekeni yapacağız demedi mi? Zabıtalar marketlerde görünmedi mi? Müdahale mi geliyor derken damat Berat Albayrak'ın yol arkadaşı Ticaret Bakanı Mehmet Muş çıktı, serbest piyasa ekonomisi geçerli, doğrudan fiyatlara müdahale etmeyi istedi. Tartışma da böylece bitti. Enflasyon işi açılacak 500 er karelik bin markette kaldı. Kısacası yine inşaata kuvvet diyeceğiz. Herkes fiyatları konuşurken o ürünleri raflara dizenleri merak ediyordum. Market gezen Erdoğan raflardan kafasını kaldırıp onların hallerini sormadı. Sorsa da anlatabilirler miydi emin değilim. Oysa bunu dert edinenler var. Mağaza Market'sen adı üstünde marketlerde örgütlenmeye çalışan bir sendika. Düzenli olarak marketlere gidip işçilerle konuşuyor. İçinde bulundukları koşulları anlatan raporlar hazırlıyor. Görüşmeleri de kayıt altına alıyor. Geçen hafta konuştuğum sendika yöneticileri raporları ve kayıtları benimle paylaştı. Okudukça, dinledikçe gördüm ki marketlerin hiç konuşulmayan bir tarafı var. İnsanlık dışı koşullarda köle gibi çalıştırılan işçiler, eksik yatan maaşlar, fazla çalıştırma, mobbing, defol diyerek tazminatsız işten atılma, daha neler neler. Hepsi ama hepsi bu marketlerde var. Adı A ile başlayan marketin Siirt'teki şubesinde işçilerin anlatımı raporlara şöyle girmiş. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin fiyatı düşürülüp müşteriye satışı yaptırılıyor. Eğer bu ürünler satılmazsa işçiler kendi ceplerinden bozuk ürünleri almaya zorlanıyor. Kasa ve envanter sayımlarından çıkan açıklar zorla işçilere ödetiliyor. Mağazalara depodan eksik ürün gelebiliyor. Eksik çıkan ürünlerin ücreti zorla işçilere ödetiliyor. Belki televizyonda izlediniz. Aynı mağazalar zinciri engelli işçi çalıştırmasıyla övünen reklam hazırlamıştı. Sendika arşivinde engelli bir işçinin yeter diyerek istifa ediş dilekçesi duruyor. Kanuna göre engelli işçiler gece vardiyasında çalıştırılamaz. Sayım ve benzeri gerekçelerle gece vardiyasına kaldım. Bazen işten çıkış saatim gece 12'yi buldu. Tarihi geçmiş ürünlerin satılması, envanter açığının kapatılması, sayım eksikliklerinin giderilmesi için elemanlara zorla ürün satmaları ve benzeri konularda birçok sorun yaşadım. Bir başkası üniversiteden mezun olmuş, işsiz kaldığı yetmemiş, aldığı kredi yurtlar kurumu borcunun zamanı gelmiş mecburen markette çalışmaya başlamış. Geldiği noktayı şöyle anlatıyor. Sürekli olarak fazla çalıştırıldık. Çıkmam gereken saatte hiçbir zaman çıkamadım. Hep daha fazla istendi. Son kullanma tarihi geçmiş ürünleri de bize zorla aldırıyorlar. Borç mu ödeyeyim, maaşımı kullanma tarihi geçmiş ürünlere mi yatırayım? Üniversiteyi bitirmek için bu markette çalışan da var. Ankara'daki EK bunlardan biri. Üstelik bir de hasta annesi var. Bir iş olsun yeter demesi de yetmemiş üç şişe su içtiği ve bir kek yediği için hırsızlıkla suçlanmış. işten çıkarılmış. Sendika verdikleri mücadelenin sonunda EK'nin haklarını aldığını haber veriyor. Mağazanın işçileri salgın dinlemedi, tam kapanma dinlemedi, çalışmaya devam etti. Bir tanesi yaşadıklarını şöyle aktarıyor. Bizi saat 7'de mağazalara dikiyorlar. Evimden 6'da çıkmak zorundayım. Bu sabah 7'de mağazada mıyız diye kontrol ettiler. Post cihazının fotoğrafını yöneticilerin olduğu gruplara attık. Öbürü devam ediyor. Günde 14 saat mağazada oluyoruz. Fazla çalışmalarımızla ilgili bölge sorumlusu ve satış müdürü çalışacaksınız diyor. Sonra da dönüp çalışmasaydınız biz mi dedik fazla çalışın diye saatinizde çıkın kardeşim diyorlar. Çalışma Bakanlığı'na şikayette bulunduk. Elimize bir şey geçmediği gibi, aksine gelip bize çalışma bakanlığını aramışsınız diyerek tavır aldılar. Adı şey ile başlayan market yeni bir uygulama başlattı. Telefonla sipariş verebiliyorsunuz. Hadi onu bir de işçiden dinleyin. Müşteriler siparişleri araba ya da motorla bıraktığımızı sanıp ağır siparişler veriyorlar. Ancak yürüyerek gidiyoruz. Bayramda çalışıyorlar, resmi tatillerde çalışıyorlar. Ama yevmiye aynı. Ya yemek parası? Günlük 8 lira o da mağaza içinde harcanacak. Mağazada hazırlanacak ürünler sadece domates, peynir ve hazır makarna. Ancak bunları yiyebiliyoruz. Günde 8 lira, bir noodle, bir ekmek, bir içecek. Her gün bunları yemekten usandık. Bir işçi mağazada doldurulan vardiya defterinin çöpe atıldığının fotoğrafını çekmiş. Nedeni malum. Bayramda ve 15 Temmuz'da full çalıştık. Puantaja da 11 saat olarak girildi. Bayram sonrası bölge sorumlusu sildirip herkesi 7,5 saat çalıştı diye yazdırdı. Aynı mağaza zincirinin Van'daki şubesinde çalışan işçi mağazada yatıp kalkın demeye getiriliyor diyerek yaşadığını anlatıyor. Sabah 8'de açmamız, akşam 9.30'da kapatmamız isteniyor. Bizim ailemiz yok, sosyal hayatımız yok ve ne yazık ki sesimizi duyan da bizi anlayan da yok. Sendika bu markette yaşananları şöyle raporlaştırmış. Güncel fiyat etiketleri mağazalara geç gönderiliyor. Eski etiketler üzerinden yapılan satışlar üzerine güncel ve eski fiyat arasındaki fiyat farkı işçilerden alınıyor. İşçiler şubelerinde genellikle kasanın, klimanın ya da dondurucuların bozuk olduğunu ve kendilerinin tamir etmesinin beklendiğini anlatıyor şubesi değişen işçinin tüm izin hakları sıfırlanıyor. Biriken izinlerin gaspı mağaza değişikliğiyle gerçekleştiriliyor. Kimi videoyla, kimi bir fotoğraf karesiyle, kimi mesaj görüntüsüyle kanıtlanmış olaylardan bazıları böyle. Bunların hükümet farkında değil mi sanıyorsunuz? Elbette farkında. Zabıta göndermeye gerek yok. Sendika açıklamasında detayı var. Çalışma Bakanlığı'nın arşivlerinde bizzat işçilerin imzasıyla binlerce şikayet kaydı bulunuyor. 12 saatlik çalışma, fazla mesailerin ödenmemesi, bir suç olarak zincir marketlerde patronlar tarafından sürdürülüyor. Tüm yetkili kurumlar bu düzenden haberdar. Yıllardır en ücra yerlere giren bu marketleri bizzat hükümet destekledi. Sahipleriyle de bir suskunluk anlaşması yaptı. Zincir marketler fiyatları aşağı çekerken maliyet olarak gördüğü işçileri de öğütüyordu. Ne yasalara, ne insan haklarına, ne ahlaka, ne dine, imana uyan bu koşullara AKP iktidarı yıllarca göz yumdu. Hükümetin kötü politikalarıyla fiyatlar yükselince marketler günah keçisi ilan edildi. Yine de dişlilerin arasında ezilen işçilerin hali domatesin ya da pirincin fiyatı kadar konuşulmadı. Elinizde sepet ya da araba rafların arasında dolaşıyorsunuz. Gözünüz indirim peşinde. Unutmayın, bu kara düzende insan hayatından ucuzu yok. Daha ucuzu yok. Barış Terkoğlu Esin Şenol Davutoğlu, 11 Ekim 2021 T24 Şişedeki mesaj, kışı sağlıklı geçirmenin ipuçları Yazıya başlık olarak korona ile yaşamak diye düşünmüştüm ki artık bizatihi yaşamımızın katı gerçekliği bu olduğu için kulağa eskisi kadar romantik gelmediğini fark edip vazgeçtim. Tam 22 aydır bir gün kendiliğinden geçip gidecekmiş gibi davranılan salgının etkeni olan virüs kapalı ortamlarda aşısız hatta maskesiz olunması durumunda doğal enfeksiyonu geçirmiş ve aşılı kişilere dahi kolaylıkla bulaşabiliyor. Ya delta ya aşı olacaksınız cümlesi yerini bu kış herkes delta olacak cümlesine bırakmakta. Yeterince kişi aşılanmadığı için girdiğimiz kapalı ve havasız tüm ortamlar riskli. Okullar, çalışma ortamları, hastaneler, toplu taşıma gibi yaşamsal alanlarla konser, sinema, tiyatro, maç gibi nefesimizi biraz olsun dinlendireceğimiz tüm alanlar risk taşıyor. İki yıldır hayatımızı iş güç ve hastalık sağ kalım çıkmazındaki çaresiz sıkışmışlığın elinden kurtaramıyoruz bir türlü. Bunun nedeni, bir türlü geçmediği gibi artık kendi geçmişiyle kesintisiz bir hikaye yazmakta olan bir salgını anlamamakta direnen ve bilimden, gerçeklerden hoşlanmayıp bildiğini okuyan iktidar sahipleri. Aşı, havalandırma, maske gibi kolay önlemlerle kolayca aşılabilecek bir pandeminin yalnızca kontrolünü elimizden kaçırmış olmakla kalmadık, yakın ve hatta uzak gelecek de öngörülemez oldu. Virüsün evrimi ve uzayan pandemi nedeniyle gelişebilecek farklı pandemilerle ilişkili de endişelerimiz var. Aşılamaya erkenden başlayan ama bilim karşıtı gruplar nedeniyle istenilen aşılama eşiğine ulaşamayan Amerika ile birlikte günlük ölüm sayısında ilk 6, vaka sayısında ilk 3 ülke arasındayız. Her gün 200-300 kişi ölüyor. Aşılama durma noktasında ve aşı kararsızlığını giderecek hiçbir iletişim kampanyası yürütülmediği gibi aşı karşıtlarının ölümcül bilgi kirliliği ve yalanları ve bilim insanlarına hedef alan örgütlü kampanyaları başka hiçbir demokratik hak için gösterilmeyen bir hoşgörüyle izleniliyor. Bu bilim karşıtı gruplar belirsizlikle beslenilen salgın yönetimi için belli ki bilim insanlarından ve aşılamadan daha öncelikli. Aslında salgın yönetimi ve tüm tedbirler sonlandırılmış ve bireylerin salgınla kavramsal bağ koparılmış olmakla birlikte ve on binlerle ifade edilen vaka sayılarına rağmen henüz taşmayan sağlık sistemlerini ise yeterli düzeyde olmasa da aşılamaya borçluyuz. Ama İran, Hindistan ve Latin Amerika örneklerinde olduğu gibi kontrol edilmemiş bir salgın için her zaman epidemik yangına dönüşme ve sistemleri felç etme riski bulunmaktadır. Aşılı olmak, virüsle yakın ve yoğun karşılaşmalarda virüsün ağız ve buruna tutulmasını önleyemiyorsa da aşının oluşturduğu bağışık cevap akciğer hücrelerimizle virüsün arasına bir tampon gibi yerleşiyor. Hastalık nezle grip gibi geçiriliyor ama aşılamaya karşın bağışık cevap veremeyecek kanser hastaları, ileri yaş, kortizon ve benzeri ilaç kullananlarda ciddi kritik seyirlere de yol açabiliyor türkiye'de tam 110 milyon doz aşı yapıldığı elimizde 10 aydır aşı olduğu ve haziran 2020 tarihinden itibaren sağlanan tedarik imkanlarıyla birlikte ülkenin gerçek aşılama kapasitesi düşünüldüğünde bunca doz aşıyla henüz %50 bağışık kişiye ulaşabilmemiz aşılama kapasitemizin ve aşı dozlarının yerli yerinde kullanılmadığını apaçık gösteriyor. Dünyadaki durum küresel bir salgınla ülke ve topluluk temelli mücadelenin başarısızlığı iken ülkemizdeki durum salgınla bilimsiz, verisiz günlük taktiklerle mücadele edilemeyeceğini anlatıyor. Biz sağlıkçılarla sorumluluklarını yerine getirenler, amatör ve otoriter bir ailede büyümeye çalışan, büyüyene kadar bir köşeye saklanmak durumunda kalan çocuklar gibiyiz. Sokaklardaki tek tehdit virüsle karşılaşmak değil. Artık elinde sopayla dolaşıp düzgün yürümeye çalışanlara laf atan, çelme takan, aşı ve bilim karşıtları örgütlü bir mahalle çetesi gibi serbestçe dolaşıyor ve aşı tereddüdü olanları aşı reddine götürüyor koronanın bizimle kalmaya karar verdiğinin idrakine vardıysak ben de önümüzdeki zor kış mevsimini nasıl geçirmemiz gerektiğine dair ipuçlarını şişeye bırakıp atıyorum şimdi Hiçbirimiz nasıl seyredeceği belli olmayan ve yalnızca kısa süreli değil, uzun dönemli etkilerinin beyin, kalp, böbrekler gibi organları hasarlandırma potansiyeli olan bu hastalıkla karşılaşmak istemeyiz. Bu yüzden en basit ve makul olanı yaparak ben 2 doz inaktif aşı ve ikinci dozdan 5 ay sonra yaptırdığım mRNA aşısıyla bağışıklandım. Pandemi sürdüğü için bağışıklık sistemi problemleri olanlarda daha erken ve hızla bir üçüncü doz gereksinimi olmakla birlikte 2 doz mRNA aşısı veya 2 doz inaktif artı bir doz mRNA aşılarının pekiştirme dozlarının da 6. aydan itibaren yapılması gerekecek. Kış sokaklarda uzun süre zaman geçiremeyeceğimiz bir mevsim. Aşılı olsak dahi kimlerle paylaştığımızı bilmediğimiz kapalı ortamlarda maske ve mesafe önlemlerini sürdürmeliyiz. Ama riskli ortamlarda ve riskli davranışlarda bulunmadığını bildiğimiz ve aşılarını olmuş kişilerle küçük topluluklar olarak bir arada vakit geçirilebilir. Bulunduğunuz ortamda ileri yaş, ek hastalıkları olanlar gibi aşı cevabı sorunlu olabilecekler varsa ev tipi testler ve portatif hava temizleyicilerle ek önlemler alınmalı. Bulunduğunuz ortamda herkesin aşılı olması ve hastalık belirtisi bulunmaması en önemli koruyucu yaklaşımdır. Bu nedenle ben bu kış aşı kaydı soran işletmelerde vakit geçirmeyi seçeceğim. Ama illaki havalandırması ve mesafesi doğru kurgulanmış tiyatro ve sinema salonlarına gideceğim. Salgınla geçen zamanda öğrendiğimiz en önemli şey virüsle karşılaşma riskinin kümülatif olduğu. Bu nedenle sürekli risk yönetimi ve öncelikler sıralaması yapmak durumundayız. Örneğin okula gönderdiğiniz ve aşısız bir çocuğunuz var ya da siz riskli bir ortamda bulunduysanız riskli akraba ve dostlarınızla kapalı ortamda uzun vakit geçirmemelisiniz. Virüsün bir aklı bir stratejisi olmadığını, tek derdinin bulaşmak olduğunu ve bunun için kolay olanı seçeceğini sürekli anımsamalıyız. Bu nedenle şimdi de hızla henüz aşılanmamış çocuklar ve erişkinlerde yayılacağını anlamalıyız. Pandemiyi biz bitiremeyeceğiz artık ama pandemi kendisi bitene kadar nefesimizden hastalanmamak çabamızı sürdürmek durumundayız. Esin Şenol Davutoğlu.